Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir çıtalık arının son hali. Dün şu çıtayı verdim. Karakovan çıtası verdim. İki yere de şerbet verdim. Yani şu suluğu iki yere doldurdum arkadaşlar. Hatta kısa da bir video atmıştım. Şu çerçeveyi de verdim. Ona bakmak için geldim. Şimdi bir de video açayım dedim. Zaten çoktandır video atmıyoruz. Bu paket yavru sökülmüş arkadaşlar. Zaten arının nüfusundan da belli oluyor. Bakın şuralar patlamış. Beyazlık vurdu arı. İki kere şerbet vermeyle birebir verdim şerbeti. Ama bu arı çok, ben bu arıyı saldırgan olmasın diye aldık kuya. Bu arı köpek gibi saldırıyor. Evet, hemen vurmuş şuraya. Şerbet arkadaşlar, yani şekerli bal bu. Kışın yemesi için yaptırıyor. Şuraya da bir tane karakovan attım. Ona bakacağım aslında. Onun için. Bakın örme var mı yok mu? Hem onu bir çekelim hem de bir video açıp dedim. Maşallah arı patlayınca ya, paket yavru nüfus arttı. Evet. Evet, örmeye başlamışlar. Bir günde maşallah bayağı bir örülmüş. Şuradan başlamışlar. Şimdi bunu madem şeker veriyoruz, peteğe ördürelim. Peteğe ördükten sonra şuradaki şeye vereceğiz. Buradaki arıya vereceğim. Belfas arısına vereceğim. Amacım, yani burada bal çektirmeden, petek örüldükten sonra bal çektirmeden buraya verip bal çektireceğim. Keçi boynuzları balı. Bir de evde bir 10 kilo 15 kilo kadar bir geçen seneden bir bal var. Donuk. Onu da vereceğim arıya. Ama bal akımını bekleyeceğim. Şimdi vermenin bir anlamı yok. Bunda yavru alanı var mı yok mu? Bu çıtayı verdiğimden beri patçat yerlerde vardı. Sulu bal koymaya başlamış. Arka tarafı da, evet, arka tarafı da ballı. Ara bir çıtada, yani şu iki çıtada yumurtalarını korumuş. Bu çıta ballı arkadaşlar. Dediğim gibi şu da zaten beyaz petekti. Onu en son aldım. Arının nüfusu baktım fazla. Çıta kabarttırmaya başladık. Bakın buraya da koymuşlar. Verdiğim şerbet tabii ki dışarıdan pek bir şey geldiğini sanmıyorum mu? Gördüğünüz gibi şerbeti buraya koyuyor arı. Bunu da vereceğim. Gerçi bunda şerbet oldu artık. Bunu vermenin bir anlamı yok. Köyden getiririz boş çıtalardan. Evet arkadaşlar. Burada dediğim gibi şu karakovandan bir tane daha kabarttırabilirsem, yani bura ne zaman kabarır? 3-5 güne kabarırsa bunu alacağım. Tekrar bir tane daha kabarttıracağım. Ondan sonra buraya atacağım. Buradakilerin balını alacağım komple. Sadece yavrulu alanı kalacak. Buradakinin balını komple aldıktan sonra yeni getireceğim petekleri buraya atacağım. Hem keçi boynuzunun balını alacağız, hem de evde dediğim gibi 10-15 kilo bal var. Onu da arıya yedirerek sızlatacağım. Bir çıtalık arının son durumu. Şu iki çıtayı görmeyin. Şu iki çıtayı görmeyin. Üç çıtaya full basıyor arı. Hatta şunu da basmış, baksanıza. Çok iyi durumda değil mi? Maşallah. Kaç ay oldu bilmiyorum ama. Ama arıyı beğenmedim. Arı saldırgan. Yani şöyle elimi şöyle mesela hızlıca bir salladığım an hemen yapıştırıyor iğneyi. Yani maskesiz kesinlikle bakılmaz. Belfast'a giriyoruz ama buna kesinlikle girilmez yani. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sadece şunu göstermek için çektim. Sonra bu nereden geldi falan filan demeyin diye. Dün attım. Bugün örmeye başlamış. Gördünüz. Evet. Beyazlıkla vurmaya başlamış. Şerbet ama. Yani yenilecek bir bal değil. Zaten kendi yiyecek kışın. Görüşürüz. Hoşçakalın.